sağlıklı, güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'de yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugün kadınları ilgilendiren önemli sağlık problemlerinde, yani jinekolojik hastalıklarda robotik cerrahi ve göbek deliğinden yapılan robotik ameliyatları konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün direktörü Profesör Doktor Mete Güngör'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Şimdi jinekolojik hastalıklar aslında çok geniş bir yelpaze. Kadın doğumu ilgilendiren pek çok hastalık giriyor. Robotik cerrahinin yeri nedir tedavide? Ve jinekolojideki kadınlarla ilgili hangi problemleri robotla yapılan, robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarla tedavi etme şansı bulunuyor? Şimdi robotik cerrahi aslında bir kapalı ameliyat şeklidir. Yani o da bir laparoskopidir. Jinekolojik ameliyatların büyük bir kısmı, %80'ine yakını kapalı olarak ameliyat edilebilir. Şu anda Türkiye'de yaklaşık bu amaca ulaşılmış değil, eğitim eksikliği nedeniyle. Sadece kadın hastalıklarının %10-15'i kapalı olarak ameliyat edilebiliyor. Ancak şunu mutlaka mesaj olarak vermek istiyorum. Jinekolojide yaptığımız ameliyatların büyük bir kısmı kapalı olarak ameliyat edilebilir. Robotun buradaki önemi şu. Teknoloji devamlı gelişiyor. Ve kapalı ameliyat ve hasta sağlığı açısından daha yararlı olacak durumları teknik olarak sağlayabiliyor bize. Dolayısıyla robot, laparoskopik cerrahilerin artık her zor vakanın kapalı olarak yapılmasını sağlıyor bize. Robotun peki, yeri bu. Peki birazcık örneklendirelim. Hangi hastalıkları özellikle jinekolojik alanda robotik cerrahiyle tedavi ediyorsunuz, ameliyatını gerçekleştiriyorsunuz? Evet, şimdi jinekolojik ameliyatlarda kistler, miyomlar, rahim alma ameliyatları, rahim sarkma ameliyatları, kanser ameliyatları, bunların hepsi kapalı olarak yapılabilir. Ancak laparoskopik, konvansiyonel, standart yaptığımız laparoskopide bunların bir kısmını eğitim süreci çok uzun olduğu için kapalı olarak yapamayabiliyoruz. Ancak robot bize bu zor vakalarında büyük miyomların, zor rahim alma ameliyatlarının, yine rahim sarkma ameliyatlarının, dikiş atılması gereken karnın içinde ameliyatların ve kanser ameliyatların kapalı olarak yapılmasını sağlıyor. Yani kanser ameliyatlarını, miyom ameliyatlarını, rahim alma ameliyatlarını ve yumurtalık kistlerini, çikolata kistlerini hepsini kapalı olarak robotla yapabiliriz. Şimdi biraz önce dediniz kanser, jinekolojik kanserler. Evet. Hangi kanserler bu kavramın içine giriyor ve tüm bunların hepsini aslında günümüzde ehil ellerde robot yardımıyla ameliyat etmek mümkün dediniz. Evet. O kanserleri biraz açmanızı rica ediyorum. Şimdi bir kanser ameliyatı yaparken özellikle 3 tane bizim ana kanserimiz var. Bir tanesi yumurtalık kanseri, bir tanesi rahim içi kanseri, bir tanesi de rahim ağzı kanseri. Şimdi bu kanserlerin rahim içi olanını ve rahim ağzı kanserini rahatlıkla kapalı olarak yapabiliriz robot sayesinde. Yumurtalık kanseri genellikle ilk karşılaştığımız zaman ileri evrededir. Dolayısıyla karnın içine dağılmış bir durumdadır. Dolayısıyla onlarda laparoskopi standart değildir, çok tercih etmiyoruz. Rahim ağzı ve rahim içi kanserlerinde ise normal standart ameliyat yaklaşık yukarıdan aşağıya karnı 20-25 santim açtığımız bir kesiyle yapılıyor. Bu hastaların büyük bir kısmının yaşlı hasta olduğunu düşünürseniz bu büyük kesiden iyileşme süreleri oldukça uzun. Bunların yine bir kısmı ameliyat sonrasında ek tedaviye ihtiyaç duyuyor. Radyoterapi, kemoterapi başlanması gerekiyor bir an evvel. Bunun için de öncelikle yaranın iyileşmesi lazım. Eğer yara geç iyileşirse öbür tedavilere de geç başlama şansı oluyor. Bundan dolayı robotik cerrahiyle biz bu ameliyatların hepsini 4 veya 5 küçük delikten, yaklaşık 1 santimetreden küçük delikten yaparak hastaların da 2-3 gün içinde evlerine gitmelerini sağlayabiliriz. Robot yardımıyla yapılan ameliyatları biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yine bir kamera var mı? Yani siz ameliyat ettiğiniz yeri bir kameraya bakıp görebiliyor musunuz? Kaç kat büyütebiliyorsunuz ameliyat ettiğiniz görüntüyü? Ortalama olarak ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyat personelinin sayısında size yardımcı olan bir değişiklik oluyor mu? Evet, şimdi robot dediğimiz alet büyük bir alet. Aslında şu anda gelecekte eminim daha küçülecek ve daha kullanılabilir bir hale gelecek. Kolay kullanılabilir bir hale gelecek. Şimdi biz aynen laparoskopi yapar gibi hastanın karnına
trokar dediğimiz aplikasyonlar yaparak içeri giriyoruz. Ve buradan kamerayı sokuyoruz. Kamerayı ve diğer kullandığımız aletleri bu deliklerden hastanın karnına soktuktan sonra onu robota bağlıyoruz. Robotun kolları sabit. Dolayısıyla kamera da robotta duruyor. Ve biz geçiyoruz, yan tarafta duran başka bir konsola oturuyoruz ve oradan hastanın içerisini, karnının içini üç boyutlu, sanki açık ameliyat yapıyormuş gibi görebiliyoruz. Ve elimizde de master dediğimiz joystickler olarak kabul edebilirsiniz. O joysticklerle de hem kameranın yerini değiştirebiliyoruz, hem görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz, hem o kullanacağımız aletleri, üç tane farklı aleti iki elimizde değiştire değiştire istediğimiz zaman kullanabiliyoruz ve değişik modaliteleri, enerji modalitelerini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bir, titreme yok. İki, eğitimli bir asistan yardımına ihtiyacımız yok. Sadece ameliyat sahasında duran bir teknik elemanın varlığı çok önemli. Bu aletleri takıp çıkarması açısından. Onun dışında son derece kolaylık sağlıyor bize operatör olarak. Jinekolojik hastalıklarda robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarda aslında hastanın içine giren, yani robotun eli. Siz robotun elini yönlendiriyorsunuz, evet, makineden anladığım kadarıyla. Aynen. Şimdi öyle. Burada bir üç boyutlu görüntü var. Sağ sol ayrımı çok önemli baktığınızda. Ne kadarlık bir eğitim gerekiyor? Yani bir kişi, şimdi çok açık söylüyorum, bir hasta tarafından baktığımda, şimdi bu konuda doktorunu çok iyi seçmek gerektiğini düşünüyorum. Hastalar doktorunu seçerken neye dikkat etmeli? Nasıl eğitim alınıyor? Nerelerde eğitim alınıyor? Şimdi robot eğitimi önemli. Laparoskopik eğitimi daha zor, daha uzun süreli, emek sarf eden, gerektiren bir durum. Robotik eğitim, laparoskopik eğitim almış olanlar için son derece kısa. Dolayısıyla laparoskopi yapan insanların sadece 5-10 vaka sonrasında rahatlıkla robotun teknik çalışma şeklini öğrendikten sonra ameliyat yapmaları mümkün. Hiç yapmamış olanlar, yani laparoskopiyi bilmeyenler de robotik cerrahiye başlayabilirler. Onlar da genellikle 20-25 cerrahi sonrasında robotik cerrahileri, yani jinekolojik ameliyatları yapabilirler. 20-25 cerrahi derken bir başkasının yaptığı cerrahi izlemek mi? Yok, kendilerinin yaptıkları. Kendi yapması, evet, diyorsunuz. Dolayısıyla, evet, bir learning curve dediğimiz bir eğitim süreci var. Yani 20-25 vakalık süreçte mutlaka bir eğitimli birisiyle birlikte o ameliyatları yapıyor olmaları lazım. Şimdi dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Çok fazla bir merkezde robot yok. Sadece jinekolojik alanda 14 robot var Türkiye'de şu anda. Dolayısıyla neye dikkat etmeleri lazım? Operatörlerinin, ameliyatta olacak kişinin, hekimlerinin kaç tane vaka, ne kadar vaka, ne kadar süredir yaptığını bilmeleri lazım. Eğer o süreci geçmiş, eğitim sürecini geçmiş ve bu işi rutin yapıyor ise operatör, robottan hiç korkmasınlar. Çok net anlayabiliyorum. Yeni bir teknoloji, hastalar, evet, başlarına gelebilecek her türlü problemi düşünebiliyorlar. Kendilerini bir denek olarak kabul edebilirler veya onun yerine konuyor olduklarını düşünebilirler. Ama doğru seçimle bunun böyle olmadığını görüyorlar zaten. Ne kadar avantajlarını kıyaslayalım. Mesela ne kadar sürüyor ameliyat? Açık ameliyat olsa süresi nedir açık ameliyatın? Hastanede yatış süresi, taburcu olma zamanı gibi işe başlama süreci açısından ne gibi farklar var? Ne gibi avantajları var robot yardımıyla yapılan ameliyatların? Şimdi kişiden kişiye değişir bu tabii ki. Açık ameliyatı da birisi 3 saatte yaparken diğeri 1 saatte bitiriyor olabilir. Dolayısıyla kişisel deneyim çok önemli. Ama aynı kişide farkı soracak olursanız eğer, robotik cerrahi başlangıçtaki o 20-25 vakalık öğrenme eğrisi sırasında elbette ki açık ameliyattan birazcık daha uzun sürüyor. Ama genel olarak laparoskopik ameliyatlar veya robotik ameliyatlar açık ameliyatlardan yaklaşık bir yarım saat 45 dakika daha fazla sürebilir. Ancak bu tamamen ihmal edilebilir bir süredir. Çünkü hasta birisinde 4-5 gün yatakta yatacak iken ötekisinde ertesi gün 24 saat içinde evine gidebiliyor. İyileşme süreci çok son derece iyi. 2-3 gün içinde bazen işe başlayan hastalarımız var bizim. Peki şimdi 2-3 günde işe başlayan hastadan bahsettiniz. Aynen öyle bahsediyorum. Aynı şekilde herhalde karında geniş bir kesi açılmaması da, yaranın çabuk iyileşmesi de belki de bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki her yöntemin bir takım zorlukları vardır, riskleri vardır. Ben hemen şöyle sormak istiyorum. Robotik cerrahinin açığa dönüşme
riski var mıdır? Bu risk ne tür durumlarda söz konusudur ve başka ne tür problemler çıkabilir ortaya? Şimdi hasta seçimi son derece önemli. Öncelikle hastanın iyi değerlendirilmesi ve herhangi bir kapalı ameliyat için, bu laparoskopik veya robotik olabilir, uygun vaka olup olmadığının bilinmesi lazım. Eğer bu işi yapan bir kişiyseniz siz, sizin açığa dönme ihtimaliniz son derece düşüktür. Eğer hastayı da iyi değerlendirdiyseniz. Ama elbette ki her zaman için bir açığa dönüş oranı vardır. Bu %5'i geçmez. Deneyimlerde hiçbir zaman %5'i geçmez. Başka ne tür riskler olabilir ameliyat sırasında? Açık ameliyatta da birçok risk olabilir. Kapalı ameliyatta da birçok risk olabilir. Ama bunları hani robota özel bir risk olarak tanımlamamak lazım. Yine deneyimle ilişkilidir. Aynen laparoskopide de delikleri açarken yapabildiğimiz komplikasyonları robotta da yapabiliriz. Robota özel komplikasyonlar veya sorunlar, alet bozulabilir. Aletleri, joystickleri kullanırken enerji modalitelerini karıştırabilirsiniz. Ama çok spesifik, çok özel bir komplikasyon olmaz. Şimdi teknoloji hızla ilerliyor. Robot yardımıyla yapılan ameliyatların teknolojisi de ilerliyor. Artık göbek deliğinden yapılan jinekolojide robotik ameliyatlar söz konusu. Evet. Göbek deliğinden ameliyat nasıl gerçekleştiriliyor? Bunun ne gibi farkı alıyor 4-5 delikten gerçekleştirilen robotik cerrahi ameliyatlara göre? Evet. Şimdi önce açık yapıyorduk. Ondan sonra birkaç tane delikten ameliyat yapmaya başladık. Şimdi yine dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor. Sadece göbek deliğini kullanıp bu jinekolojik ameliyatların bir kısmını gerçekleştirebiliyoruz. Tek delikten bütün uçları, robotun uçlarını tek delikten sokuyoruz. Bu delik yaklaşık 1,5-2 santimetre. Göbek kullanıldığı için iş bittiğinde neredeyse hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ve bu delikten ameliyat, kist ameliyatı, küçük miyomların ameliyatı veya rahim alma ameliyatları son derece rahat bir şekilde yapılabilir. Son bir senedir bu teknoloji geldi ve biz de bunu son bir senedir kullanıyoruz. Şimdi peki laparoskopik olarak yapılmaz mı tek delikten ameliyatlar? O da yapılabilir. Ama biraz evvel söylediğim gibi öğrenme eğrisi son derece uzun ve zor. İnsanlar buna yönelmiyorlar, bununla uğraşmıyorlar. Ama robot o tek delikten laparoskopik ameliyatın zorluklarını ekarte ediyor zaten. Software'ı, bilgisayar sistemi nedeniyle. Sanki normal ameliyat yapıyor musunuz gibi. Normalde kollar çaprazlaşır şeyde, tek delik laparoskopide. Bunların hepsini ekarte ettikten sonra son derece rahat bir sistem oluşturmuş durumda. Şimdi rahmin çıkartılmasında, yani histerektomiyi de göbek deliğinden yapabiliyorsunuz evet. herhalde. Evet. Nasıl bir işlem oluyor bu? Çünkü göbek deliği ve rahim hani biraz böyle hani arada yol varmış gibi gözüküyor açık ameliyata göre. Tekniği anlatır mısınız? Tabii. Anesteziyi de anlatır mısınız? Şimdi anestezi de çok önemli. Anestezinin bize yardımcı olması gerekiyor. Hastanın birazcık daha baş aşağı ameliyat sırasında dönmesi gerekiyor. O ameliyat sırasında durması gerekiyor ki bağırsaklar yukarı doğru gelsin ve bize görmemiz gereken bölgenin sahasını açsın diye. Ve yumuşak olması lazım hastanın bütün ameliyat süresi içinde. Tek delikten biz bütün aletleri ve kamerayı buradan sokuyoruz. Ve o aletlerle rahmi serbestleştirdikten ve bulunduğu noktadan ayırdıktan sonra vajenden dışarı doğru çıkartıyoruz rahmi. Hı hı. Ve dolayısıyla vajenin ağzını, açık kalan ağzında dikişle, dikiş atma potansiyeli büyük bir avantajdır robotta. Aynen miyom ameliyatlarında, rahim sarkma ameliyatlarında olduğu göbek gibi. Göbek deliğinden mi vajinaya ulaşıyorsunuz? Tabii. Evet. Göbek deliğinden her yere ulaşabiliriz. Hı hı. Bütün o pelvis dediğimiz karnın alt kısmına, yumurtalıkların bulunduğu, rahmin bulunduğu bütün bölgelere o delikten ulaşabiliriz. Zaten laparoskopide de o delikten girip görüyoruz. Ama bu sefer aletleri de o delikten, küçük delikten sokuyoruz. Ve dolayısıyla da vajeni kapatıyoruz ve iş bitiyor. Ondan sonra çıktığınız zaman sadece 1,5 santimetrelik bir kesi var göbeğinizde. Şimdi robotik cerrahi konuşurken bir takım hastalıklardan bahsettik. Bunlardan biri de rahmin alınması. Evet. Şimdi rahmin alınması kadınlar açısından önemli bir karar, önemli bir süreç. Yani rahim, yumurtalıklar olsun bunlar hepsi doğurganlıkla da cinsellikle de ilgili. Kesinlikle. Rahmin alınmasını gerektiren durumlar neler olabiliyor? Ve daha çok hangi kadınlarda rahimin alınmasını tercih ediyorsunuz? Şimdi indikasyonlarda bir değişiklik yok. İndikasyonlar aynı. Ameliyat tekniğiniz ne olursa olsun, açık veya kapalı ne yaparsanız yapın. Eğer bir kanser ise hasta elbette ki rahminin alınmasını gerektiren bir durum. Ama genç hastalarda bazen yumurtalık kanserlerinde rahmi dahi bırakabiliyoruz. Onun dışında rahimde
tedaviye dirençli kanama problemi olabilir. Rahim içinde kalınlaşması olabilir. Menopoz sonrası bir kanama şikayeti olabilir ve alınan biyopsi kötü gelebilir. Büyük miyomları olabilir, devamlı kanama yapan, devamlı pelvik ağrı yapan veya endometriozis dediğimiz şiddetli ağrı yapan durumun ortadan kaldırılabilmesi için rahmin bazen alınması gerekebilir. Şimdi artık programın sonuna geldik. Programı kapatacağım. Siz aynı zamanda jinekolojik onkologsunuz. Evet. Yani jinekolojik kanserler konusunda da uzmansınız. Türkiye'de en çağdaş kadınlar bile hep kendilerini ikinci plana atıyorlar. Jinekolojik kontrollerini ihmal ediyorlar. Ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz erken tanı için? Şimdi bazı hastalıklar, özellikle yumurtalık kanserleriyle ilgili olan, yumurtalıkla ilgili olan durumlar tesadüfi olarak rastlanır. Yani uzun zaman hastaya bir şikayet yapmadan gelişirler. Dolayısıyla senede bir, hiçbir şikayetleri olmasa dahi, bir pelvik muayene ve ultrason yaptırmalarını öneririm. Onun dışında simir testlerini mutlaka belli bir tarama düzeni içinde yaptırmalarını isterim. Ama bu tarama düzeni hiçbir zaman 3 ayda bir, 6 ayda bir gibi kısa aralıklarla değil. Onun belli bir programı var. Doktorlarıyla konuşabilirler bunu. Onun dışında da meme kontrollerini de özellikle yine protokol dahilinde yaptırmalarını isterim. Çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri olan hastaların da jinekolojik açıdan değerlendirilmesi son derece önemlidir. Niye? Çünkü meme kanseri olan kadınlar, yumurtalık kanseri olma ihtimalleri de onların hayatlarının bir döneminde yüksektir. Aynı zamanda kullandıkları ilaçların rahmin içine vermiş olduğu zarar nedeniyle rahim kanseri olma ihtimalleri de yüksektir. Bu iki nedenden dolayı onların da mutlaka jinekolog tarafından takip edilmesi lazım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in sonuna geldik. Profesör Doktor Mete Güngör'ün dediği gibi tüm kadınlar, özellikle risk grubuna girenler, jinekolojik muayenelerini ihmal etmesinler. Artık yeni bir yıl önümüzde uzanıyor ve mutlaka her yıl düzenli olarak kontrollerini yaptırsınlar. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşça kalın.